Tüm oyunseverlere Duayla kanalından merhaba. Her ay oyun dünyasını değerlendirip yeni çıkacak oyunları konuştuğumuz podcast'e hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Serdar arkadaşımızla beraberiz. Hoş geldin Serdar. Hoş buldum. Merhabalar arkadaşlar. Hoş buldum Selim. Ancak her zaman desem de bu sefer farklı bir format yapıyoruz. Canlı yapmıyoruz bu yayını. Daha önceki yayınlarımızı canlı yapıyorduk ama açıkçası çok fazlasıyla teknik sorunlarla karşılaştık. O nedenle bir süre böyle deneyeceğiz. Artık hani sizlerden ricamız daha sonra bunu izleyip aşağıya yine yorumlarınızı katkıda bulunmanız. Çünkü birçok oyunla ilgili konuşacağız. Sizin de fikirleriniz varsa aşağıda yorumlara bekliyoruz ki zaten zaman damgalarını da koyacağım. Yani nerede neyle ilgili konuştuğumuzu oradan da takip edebilirsiniz. Evet, Ocak ayını, yılın ilk ayını 2023'ün geride bıraktık. Geçtiğimiz ayın son şeyinde podcast'inde konuşurken hani Aralık ayının ilk yarısının yoğun olduğunu, ikinci yarısının boş olduğunu söylemiştik. Ardından Ocak ayına da bu devam ediyordu. Ve nitekim önemli oyunlar Ocağın son haftasında idi. Böyle olunca tabii ayın ilk yarısını açıkçası ben backlog dediğimiz hani geçmişte kalan oynamak istediğim oyunlara ayırdım. Evet, genelde ikimiz için de aynı şekilde gelişti aslında baktığın zaman. Bir nevi hani yeni oyunlar çıkmadan hazırlık gibi oldu. Elimizdekileri boşaldım ama hiçbir zaman hani hayatımızın sonuna kadar orada oynayamayacağımız oyunlar kalacak kesin. Burada şöyle oynarız, böyle oynarız diye konuşup ondan sonra evet, hiçbir zaman dokunamadığımız bir sürü oyun. Aynen. En azından birkaçını bitirelim. Bazen de bazı evet, şeyler vesile oluyor. Örneğin şöyle baktığım zaman önümde ne yapmışım geçen ay diye. Game Pass'ten çıkan oyunlar oluyor bildiğiniz gibi belli dönemlerde. Oynamak istediğim bir oyun ama hani bir ara oynarım diye bıraktım. Baktım Nobody Saves the World Game Pass'ten çıkıyor haberi gelince alelacele onu bitirmeye çalıştım. güzel yani iki boyutlu bir oyun. Hoşuma gitti. Karakter değiştiriyor, ediyor, combat falan güzel. Bir yandan şeyde küçük oğlum da bana eşlik etti oyunda. Keyifli zaman geçirdik. Yani ayın ilk haftasını onunla değerlendirdik diyebilirim. Sen biraz bakmıştın sanırım o oyuna. Evet baktım. Ben Drinkbox'ı oyunun yapımcısını çok seviyorum. Daha önce Guacamele 1-2 yani bayıla bayıla oynadığım oyunlar. İşte PS Vita'da o harcanan efsane cihazda Super Mutant Blob muydu? Super tam hatırlayamadım. Ve böyle 60'ların uzaylı istilası filmlerini, B-movie'lerini T'ye alan bir oyunları vardı. 2D platform. Devamlı işte yiyerek büyüyen bu slime gibi bir şey en son dünyayı ele geçiriyor falan. Dünyayı yiyorsun. Şahane bir oyundu. O yüzden acayip severim Drinkbox'ı. Ama bu oyun nasılsa bilmiyorum. Hem çizim tarzı hem de oyun belki doğru günde değildim. Belki doğru zamanımda değildi. Bir daha da bakamadım açıkçası. Bir saat oynayıp bırakmıştım. Beni çok yakalayamamıştı açıkçası zamanında. Evet. Ben şeyini sevdim yani combat sistemini. Bir de şaşırtıcı şekilde güzel bir hikayesi var. Hani başlarda anlamıyorsunuz ama ilerledikçe hani hikaye derinleşiyor falan. Hiç beklemiyordum böyle basit bir indie oyundan. İlginç konular, temalar. Ama hatırladığıma göre şey de hani Guacamelelerde de bayağı böyle twist'li mevist'li güzel şeyler vardı. Dokunuşlar ama vardı adamın. Guacamele kadar komik değildim. Yani Guacamele'nin esprisi üst düzeyde. Bambaşkaydı. Özellikle 2'de hala gözlerim doluyor benim gülmekten. Çıkın önemi ne yaptık? Gayet güzeldi yani. Şimdi tabii programın başında biraz hani eski oyunları hani yad ediyoruz. Birazdan tabii geçtiğimiz ayın hani popüler oyunlarına geleceğiz. Her ikimiz de çünkü test ettik bazılarını. Onu da söyleyeyim peşinen. Bir başka benim oynadığım oyun da geçtiğimiz ayda hemen bakalım listemize. Pentiment. Bu yeni tabii. Nobody Saves the World. Biraz daha yaklaşık 9 ay önce çıkmıştı. Pentiment oyununa şey yaptım, girdim. Hatırlarsanız daha önceki podcastlerde yani uyuyakaldığımı söylemiştim oynarken. Seslendirme olmadığı için hep yazı var ama oyundaki hikaye, olaylar, hani çizim stili falan çok güzel. Yani şey hakikaten hani uykunuz yoksa şey yapabiliyorsanız, takip edebiliyorsanız hakikaten çok güzel bir oyunmuş. Yani verilen puanları hak ediyor. İnceleme puanları çok yüksekti Pentiment'ın. Hala tabii Game Pass'te duruyor ancak bitiremedim çünkü diğer oyunlar çıktı. Onlar çıkınca o da tekrar rafa kalktı ama devam edeceğim. Çok yoğun bir trafiğe denk geldi Pentiment gerçekten. Evet. Ve bayağı da uzun gördüğüm kadarıyla oyun. Yani
başlarına aslında sabredebilirsiniz çok güzel ama bir an, yani İngilizcenin de iyi olmasının gerektiğini altını çizerim. Yani o nedenle sıkıntı. Ekstra bir iyi hatta değil mi? Yani böyle normal bir İngilizce değil. Biraz baktım ben de. Evet, biraz eski İngilizce evet. Yani gerekiyor. Yani şeye uymak için ama inanılmaz bir emek var. Yani tamamen hani adamlar hani bu olaya şey yapmışlar zaten. Hani muhtemelen zarara girerek bu oyunu yaptı herhalde. Obsidian mıydı? Bunu yapan. Obsidian, evet Obsidian. Büyük sevgi ve aşk ürünü öğreteyim yani. Evet, bu iki oyunu oynadım hani Game Pass üzerinden. Dediğim gibi bir tanesini bitiremedim ama devam edeceğim. Bir yandan kart oyunlarına devam ediyorum. Bir yandan da işte geldik şeyin ocağın 3. haftasına. Ve bomba şekilde sürpriz bir oyun açıklandı. Bethesda Microsoft'un şeyinde konferansında birazdan orada onunla ilgili de az konuşacağız. Hi-Fi Rush adlı bir tane oyun tanıtıldı. Ve ardından oyunun tanıtımından sonra da şu an indirebilirsiniz dediler. Daha doğrusu bir saat sonra. Herhalde sunumun en eğlenceli, en keyifli anı oydu diye düşünüyorum. Tabii tabii. Benim yani, için en azından öyleydi. Yani Redfall dışında pek ilginç bir şey yoktu yani. Ve yapan firma da boş bir firma değil. Evil Within yani serisi ve daha önce tabii sonuçta Resident Evil'ın yaratıcısı. Evet. Shinji Baba, Shinji Mikami. Evet, onun yani firması ama tabii kendisi değil, hani onun altında çalışan bir Amerikalı biri anladığım kadarıyla yönetmeniymiş evet, onun. Evet. Özellikle yani şey DMC ve benzeri hani aksiyon platformer oyunlarını sevenlere tavsiye edeceğim ama oyunu ritim oyunu gibi lanse ediyorlar. Evet, müziğin ritmin önemi çok ama kulağınız olmasa bile oyunda ilerliyorsunuz çok keyifli çizim tarzıyla. Şu an bir de işin güzel yanı herkes aynı zamanda sahip oldu. Yani diğer inceleme içerik hazırlayan kişilere böyle aylar önce gelmedi oyun. Yani herkese sürpriz yaptılar. Hiç kimsenin haberi yoktu. O nedenle mesela incelemeleri yeni yeni geliyor. Ve şu an hani ortalaması 90 civarında, 89-90 evet, civarında. Evet, çok yüksek. Ben de baktım yayından önce Metacritic'e. Çok yüksek yani. Ve oyuncu puanı daha da yüksek. Yani millet bayıldı. Ben de çok beğendim. Sen de bir ara bak derim. Yani bakacağım, zaman. Bakacağım. Büyük bir işim var şu an. Hesapla. Ve iş demişken tabii geçtiğimiz ay şöyle bir bakarsak hani iki tane önemli oyun vardı. Biri Dead Space, biri Forspoken. Bir tanesi başarılı, bir tanesi başarısız oldu. Şimdi başarılıdan öncelikle bahsedelim. Dead Space'i her ikimiz de şu an oynuyoruz. Evet. Önce senin düşüncelerini alayım. Abi ben Callisto Protocol'ü üst üste oynadım. Açıkçası Callisto Protocol'ü önce bir PC'de hüsrana uğradıktan sonra uğraşıp doğru düzgün çalıştıramayıp şans eseri bir arkadaşımdan temin ettiğim için PlayStation 5'te oynadım. Hı hı. Yani oyunla oynadığım sürece yapımcılara birazcık açıkçası saydırarak geçti. Hani ellerinde ciddi bir potansiyel varmış. Acayip bir atmosfer yaratmışlar. Çok güzel bir grafik ses şeyi var, dizaynı var oyunun. Harika yani, bayıldım. Ama gel gör, oyunu yok. Bence neydi o? Edith Finch bir oyun vardı. İlk Walking Simulator'lardan. Yürüme simülasyonu. Yani Callisto Protocol'undan çok bir farkı yok benim için açıkçası. İşte saçma sapan boss savaşları. Sağ sola şans eseri dodge yaptığın aptalca bir dövüş sistemi ise hiçbir şekilde kaçamadığın vesaire. Yani böyle anlamsız bir şey. Güzel bir hikaye var. Sonu da güzeldi. Güzel bağladılar. Ama gel gör Callisto benim için böyle olduğum bir oyun oldu. Kızarak geçirdiğim. Yani hani bu da benim Dead Space olan umudumu da arttırıyordu aslında. Bütün ettiğim lafları da yutacağım bu arada remake'lerle ilgili. Yani devamlı saydırıyorum. Az çok hani takip eden arkadaşlar da biliyordur. Dead Space'i hemen şeyde böyle EA Pro imkanı kullanarak PC'de edindim. O günden beri de başından kalkmadan oynuyorum. İnanılmaz bir atmosfer yaratmışlar adamlar. Yani oyununu 10 sene, kaç sene oldu? 13 sene mi oldu? 15 sene olmuş. 2008 senesi çıktığı zaman oynamıştım. Birçok şeyi unutmuşum. Hani hatırladığım şey, yaratıkların orasını burasını kopardığımız, öyle öldürdüğümüz müthiş yaratıcıydı. Arada 15 sene geçiyor. Hala yaratıcı müthiş bir savaş, kombat sistemi. İşte oynadığınız adamın, kişinin, karakterin savaşçı değil de mühendis olması ve ona göre silahlar kullanıyor olması harika bir his. Zaten atmosfer çok güçlü. Hikaye anlatımı bence tam gizem ve karışıklık olayının şey böyle açıklık olayının arasında kalmış. Eğer biraz merak ediyorsan hikayenin içine çok iyi giriyorsun. Merak etmiyorsan da
hikayeyi sana güzel bir şekilde de anlatıyor. Ama deşersen de daha çok lore öğreniyorsun, daha çok altyapı öğreniyorsun. Yani çok güzel gidiyor, çok başarılı olmuş. Herkes övüyor, ben de övüyorum. Hani herkes ne duyduysanız da hepsine de haklılar. Evet. Ya benim Dead Space'e bakış açıp şu an yarısındayım, az kaldı sanırım. Yarısını biraz geçmiş olabilirim. Ama müthiş gidiyor. Yani imkanınız varsa oynayın derim arkadaşlar. Aynen. Yoksa da eğer maddi olarak biraz bekleyin. Evet, bekleyin. Bu tip yani remake tarzı oyunlar bence daha erken indirime girer. Evet. Bir şöyle söyleyeyim, ben fikrim. Açıkçası hani EA'den Pro'dan edinmiş olmasaydım ben almazdım o kadar para verip. Kesinlikle. İlk indirimini beklerdim. Öyle edinirdim oyunu, öyle oynardım. Ama şu an şans, PC'de öyle bir imkanınız varsa tabii ki ülkemiz şartları düşünüldüğünde müthiş bir fırsat yeni Evet. çıkmış bir oyunu oynayabilmek. Evet, Kiralamak. kiralamak. Evet, bir de arada Need for Speed Unbound'a bakarsınız. Hani güzel de olur diye düşünüyorum. Evet, araba meraklısıyız. Hani o da var. Yani şu an hani yeni oyunlar olarak şöyle bir Evet, merak. çünkü uzun zamandır da birçok kişi hani ne zamandır araba yarışına dokunmamıştım, Unbound beni bağladı kendine diye böyle devamlı Ha. böyle şeyler duyuyorum. Anladım. Hani ben de en son muhtemelen 20 sene önce falan mı araba yarışı oynadım hatırlamıyorum bile yani. Hiç alakam yok araba yarışlarıyla. Herhalde Open World oyunların içindeki araba yarışlarına girmişimdir en son. Hani ben de bir merak ettim açıkçası, çektim ama Dead Space'den fırsat bulup bakamadım. Herhalde önümüzdeki günlerde bir bakarım, bir dahaki yayında birazcık bahsederiz Bir belki bak satır. bari. Yani ben zaten hani kanalda incelemesiyle ilgili video çektim, o yüzden hani oyunla ilgili daha fazla bir şey konuşmayacağım, ama tabii burada kafaya hani yaratan soru işareti remake mi? Yani hep sürekli göreceğiz. Hani remake olayı Evet, biraz evet. şey yani, maalesef hani çok tutarsa bu sefer şeyini çıkarmasınlar için yani ondan korkmaktayım. Yani o nedenle Evet. hani pek hani Kalisto'nun Haklısın, başarılı olmasını katılıyorum. hep istiyoruz, ama böyle remake yapacaksınız tabii eyvallah yani. Ama işte Evet, bunun öyle. garantisi yok. Bence hani böyle bir furya açılırsa eminim hani 10 tane remake olsa ikisi düzgün olur. Ben öyle düşünüyorum. Katılıyorum, katılıyorum. Yani o nedenle biraz riskli şey bir konu, hassas bir konu bu. Yani 2 ay önce Last of Us'ın remake'ine ne kadar kızdığımızı, ne Evet, kadar evet. söylendiğimizi. Şimdi hani biraz söylediklerimizi yutuyoruz aslında baktığınız zaman. Yine full price satılan bir Dead Space var karşımızda. Yani niye o zaman Last of Us'a o kadar kızdık? Üçüncü defa çıkarttıkları için o kadar kızdık. Ama 15 sene sonra, evet. onun dışında ama şey yani hani bir yani şey yıl farkı çok fazla yok. İki o kadar Ha büyük bir şey evet. yok yani sonuçta diğerinde tamam hani onun da sözüm hani sıfırdan yaptılar diyorlar, ama sonuçta daha önceden yapılmış motion capture'lar var, onları kullanıyorlar ediyorlar. Bir sürü şey var. O aynı oyun, aynı oyun. Hiçbir farkı yok Last Burada of Us'ın. Dead Sadece yeniliği Space geliştirmiş. sıfırdan her şey. Evet, 15 sene sonra 15 senelik oyuna remake yapabilirsin. Ama 5 senelik oyunu yapınca Evet. Sony efendi sen bizim 70 dolara niye göz koydun diye kızıyoruz tabii yani. Burada şey işte mesela Frostbite engine'i kullanıyorlar. Mesela o engine'de normalde Ishimura gemisinin hani sürekli böyle açık dünya yapmaları çok zormuş Frostbite engine'inde. Hı Ancak hani hı. uğraşmışlar etmişler ona ayak uydurmak için. Ve bir takım daha önce kimsenin yapmadığı şeyler yapmışlar. Ve bundan sonra gelecek bu tarz oyunlara da örnek olacaklarmış. Yani bu şey Digital Foundry'nin şeyinde inceleme videosunda dinledim. Hani o açıdan da güzel bir şey. Yani burada Motif firmasını tebrik etmek lazım. Yani işini ciddiye alıp Kesinlikle. güzel bir ürün ortaya çıkarmışlar. Yani sadece oyun yapmakla kalmamışlar. Bir şeyler de oyunun yanında farklı ürünleri de olmuş. Ne güzel. Endüstriye katkıda Evet, bulunmuşlar. endüstride katkıda bulunmuşlar. Ne güzel. Evet. Bir de sen sanırım High Life'ı bitirmeye çalıştın. Evet, mücadele verdim bitirmeye. Bitirmek için mücadele verdim. Her şey çok güzeldi. Herhalde içimizde en çok beğenenlerden bir tanesi de benim Duello ekibinin içinde. PC'de oynadım. Her şey çok güzel gidiyordu. Boss kapışlarına falan bayıldım savaşlarına. Yani çok keyifli bir oyundu benim için. Güle güle kahkaha ata ata geldim sonuna kadar. Fakat oyunun bir bug'ı varmış arkadaşlar. Son bölüme giderken, ışınlanırken oyun takılıyor. Çıkıyorsunuz oyundan. Tekrar girdiğinizde hiçbir zaman o siyah loading ekranını geçemiyorsunuz ve orada kalıyor. En son yani Reddit'te böyle benim gibi 100 kişi falan var. Hani birleşsek tarikat kurarız. Öyle bir kitle oluşmuş. Birkaç Ne kişi yazık değil ki mi benim yani? yani evet bayağı 100 Birkaç kişilik falan bir post gelir o vardı. zaman. Yani muhtemelen gelir ama ben sildim gitti artık. Tekrar döner miyim bilmiyorum. Oyunum öyle Sinirlendin yarım kaldı. Evet, kızdım birazcık. yani. Bu arada Öyle. tabii şey yani Justin neydi soyadı?
Hatırlayamadım. Her neyse yani bu şey Squanch Games değil mi? Oyun Evet, firması ismi. Squanch Games, Aynen. aynen. Squanch Games'in başında olan aynı zamanda Rick and Morty'nin de yaratıcısı kişi bu arada hani şeyden dolayı Kenny'i de seslendiren arkadaş galiba değil mi o? Kenny'i de o seslendiriyordu Park'ta olabilir. galiba. Bilmiyordum. Hayır şey, silahın ismi Kenny değil miydi? Kenny Ana zaten o silahın. seslendiriyor tabii Ha, canım. o değil mi? Onu Evet. seslendiriyor ama onun bir sürü sesi yani karakterlerin yarısı onundur yani. Yani diğer Evet. silahları seslendirmiyor sadece. Ya Hı. sonuçta zaten o yani Squanch Games. Ancak işte davalık olmuş. Hani daha mahkeme sonuçlanmadan hani anladığımız kadarıyla hani şiddet uygulamış kız arkadaşına vakti zamanındaki onunla ilgilenen bir mahkemelik durumları. Herkes otomatikman adamı cancel etmiş durumda. Kendi firması Rick and Morty falan. Hani bu da oyun dünyası açısından ilginç bir gelişme. Yani hiçbir sektör şey değil. Bu konudan arındırılmış değil her yer. Orada maalesef hani şey olmadan, yani sonuçlanmadan hani bunun şey olması, harekete geçilmesi üzücü. Belki yapmıştır hakikaten Evet. ama Yani ilginç. yaptıysa cin. İlginç yani hani adam şey ya Rick and Morty yani. Hani Rick Bir and de evet, adamın Morty'den evinden adamı atıp ondan atıldı. sonra O biz gibi devam şey. edeceğiz diye Bu arada hani şey gibi açıklama oluyor. yapıyorlar. Hayal Life'da da hani şey karakterimizin evine yerleşiyor ya. Serseri karakter onun gibi bir şey yani. Şimdi Unutmayacağım, o tipi gerçekten Hayal çok Life'da komik. tabii şey yani birçok kişi şeyi beğenmedi. Çok fazla konuşmalar falan diye. Ve gördüğüm kadarıyla trend yavaş yavaş şeye kayıyor. Ana karakter ve yanında biri sürekli konuşma şeklinde. Son zamanlardaki oyunlarda hep o şey yapmakta, takip edilmekte ve sırada konuşacağımız oyun da Forspoken. Forspoken'da da aynı şey var. Yanında işte bu koluna taktığı bizim zımbırtı var işte zaten bütün güçlerini veren. Orada işte hani şeye benzeyen... Batman miydi? Paul Batman bir şey, Ultron'u seslendiren o tarz bir ses var. Şeyde konuşma, karşılıklı konuşuyorlar kız kahraman kızımızla. Ama berbat, hiç susmuyorlarmış, sürekli konuşuyorlarmış. Ve Forspoken tahmin ettiğimiz gibi ve belki daha da kötü şekilde fiyaskoyla Yani daha kötü, sonuçlandı. daha kötü. Yani bu kadarını da beklemiyorduk. Evet. Tam bir fiyaskoya dönüştü yani. Ben özellikle hani şey hani woke kesime hani karşı olan kişiler otomatikman hani oyuna biraz hani şey kıl gidiyorlardı ama onun haricinde tüm camiye nefret etti oyundan. Çünkü o kadar kötü ki replikler ama replik dışında da bir sürü yaptığı yanlış iş varmış oyunun görünüşe göre ama biz tabii test etmedik para vermiyoruz öyle bir oyuna. Yani demosuna bakmıştım. Yetti zaten. PlayStation 5'in demosu vardı. Hani demoyu bir de Demo bitirmedim. Öyle diyeyim. Demoya patch gelmişti sonra patch hatta. Sen falan gelmişti. söylemiştin Zaten galiba. hani bir önceki yeni demo dedik. O Evet. zaten gösteriyor. Yani her türlü zaten sinyal gösteriyordu bunun kötü olduğu. İşte her yorum eleştirmene gitmemiş review kod falan hani belli kişilere gönderilmiş. Ama gönderen kişiler de yine yerden yere vurdu. Bu arada bir şey değişmedi. Ama şey Plan yer. oyun çıkmadan bir gün önce yayınladılar. Hani olabildiğince geciktirdiler hani şeyi. Daha doğrusu firma yönetiyor. Hani şu tarihte yayınlayacağınız diye tabii Evet. incelemeleri. Evet. Özetle yani 60'lar civarında puanları Çok çok bile. Çok bile. oyuncu yorumunda daha da aşağıda. Ama yani hem grafik açısından kötü gözüküyor oyun, o kadar yüksek teknoloji kullanılmasına rağmen çözünürlük düşük görünmekte. Gameplay açısından özellikle oyunun başlarında hiç oynatmıyormuş oyun size sürekli şeymiş. Konuşma üzerine konuşma sinematik giriyor falan hani böyle açık dünyada gezdirme daha sonra oluyormuş. Hani tek olumlu yanı açık dünyada traversal dediğimiz hani gezme eğlenceliymiş hızlı bir şekilde. Ama yine de hani ben gördüğüm görüntülerden yani böyle hani karakter farklı bir yerdeymiş gibi. Yani böyle entegre olmamış sanki dünyanın içine. Zaten şey de bir bana ters geliyor yani hani tamam modern dünyadan gelmişsin ama. Özetle yani ana kahraman antipatik. Fazla konuşma var, replikler kötü. Mekan tasarımı rezalet. Hiçbir özelliği olmayan bir açık Evet, evet. dünya. Combat da fena değilmiş. Yani bir Square Enix sonuçta yani büyük darbe aldı bence bu oyundan. Yani zaten uzun zamandır iyi oyun yapamıyorlar, akılda kalıcı. Bu da onlardan, o kervana katıldı. Maalesef topu dikecek firmalardan bir tanesi muhtemelen önümüzdeki günlerde Ubi gibi. Evet, o da tabii bayağı kötü durumda. Yani özetle bu geçtiğimiz ay en önemli iki oyun bunlardı yani Dead Space ve Forspoken biri başarılı
biri başarısız sonuçlanmış oldu. Bunun dışında tabii daha ufak çaptaki oyunlar vardı. Onlarla ilgili de çok hızlı bir şekilde söyleyeyim. One Piece Odyssey diye bir tane şey vardı işte. Japon anime tarzı bir strateji oyunu galiba. O 70'lerde çok matah beğenilmemiş. Children of Silent Town diye bir indi. O da 70'lerde. Colossal Cave diye değişik bir oyun vardı. O 50'lerde puanı demek ki becerememişler. Açıkçası çok fazla üzerine değinecek şeyler değil. Ancak dün çıkan bazı, nispeten bazı kişileri ilgilendirecek oyunlar var. Onların bir kısmına bakabildim ben. Mesela şey, A Letter to the Future PC'de ve PlayStation'da çıkıyor sadece. Gayet iyi şeyleri. Ben onu bilmiyorum. Pardon, Seasons ya, karıştırdım, onun iyi. A Letter to the Future değil de Seasons diye bir tane adventure oyunu var, bayağı yüksek puanlanmış. Aslında bir deneyimlesek güzel olur ama bakamadım. SpongeBob'un yeni oyunu çıktı, Cosmic Shake. Yorumları çok kötü. Oyuncular beğenmemiş. Yani önceki oyunun aynısını koymuşlar. Ancak hani çocuklara yönelik, yani benim küçük oğlum çok sevdi. Belki hedef kitle farklı, yani sen demek ki muhatap olmayacaksın yani bazı kişiler. Bence hani belli hedef kitle ama işte SpongeBob hayranları da sonuçta kaç yaşında insanlar yani. Herhalde onlar mı hoşlanmadı bilmiyorum. Yani şey, bir önceki oyun Battle for Bikini Bottom'la aynı yani grafikler, kaç yıl geçmiş. Herhalde millet o açıdan şikayetçi değil. Muhtemelen ondan değerlendirdiler muhtemelen. Olabilir. Super Fuse diye bir oyun çıktı. Dün ona bakamadım. Bir yerden buldum, ona bakma şansım var. Ben biraz baktım. Erken erişim galiba oyun. Galiba. Değil mi? Evet. Güzel erken erişim. Biraz da yani rakipleri çok güçlü. Ben bu tip action RPG oyunlarında hani hack and slash'lerde Diablo'nun ve Path of Exile gibi çok büyük yapımların yanındaki oyunların geldiğini, bir hafta sonra yok olduklarını falan düşünüyorum. İşte zamanında çok iddialı bir yapım vardı, Volken diye. Evet. Çıktı, bug'lara boğuluydu, kimse şey yapmadı. İşte Lost Ark geldi, çok fazla uzakta olduğu için batılı oyuncular sevmedi işte bizim gibi. Yani çok riskli bir şey, tarz. Yani çok iyi. Evet. Çünkü Diablo varken kimse ona yanaşmıyor. Evet. Hani şimdi 4'te yoldayken hani çok da umarım başarılı olurlar ama çok da şanslı olacaklarını düşünüyorum. Bir de tabii o tarz oyunlar hani oyunun ötesinde hizmette döndü. Yani bir oynuyorsun, yani bir yıl onu oynayacaksın. Hani öyle bir beklenti var. Yani o da benim pek hoşuma gitmiyor. Öyle de olunca tabii çok rakip var. Hani ancak içlerinden çok elit olanları tutunmakta. Yani rekabet çok aynen, yüksek. Aynen. Ömür vermen lazım. Dedicated oyuncular için olan oyunlar. Yani oyun aslında bir oyun senaryoyu bitirdikten sonra başlıyor. İşte grind'ını yap, eşyan topla vesaire gibi. İşte başka şey oynamaman lazım falan. Yani bizim gibi çok şey tecrübe etmeyi seven, hikayeleri seven insanlar için çok da uygun değil. Birçok oyuncu için aslında uygun değil. İşte uygun olsa da açıkçası ben Super Fuse'da ne kadar tecrübe etmek isterim bilmiyorum. Diablo 2'ye otururum, ona devam ederim diye düşünüyorum açıkçası. Aynen. Neyse, bu şekilde geçtiğimiz ayı özetlemiş olduk. Şimdi şey, Şubat'ta neler çıkacak onlarla ilgili konuşmadan önce bir yeni oyun haricinde oyun dünyasındaki gelişmelerle ilgili ufak ufak konuşalım. Bir yandan tabii konuyla ilgili arkada video koyuyorum. Oradan da şey referans alabilirsiniz. İlk olarak Bethesda ve Microsoft'un bir konferans olduğundan bahsetmiştim. Burada çok kısıtlı katılım oldu. Belli firmalar katılıp oyunlarını sergiledi ve her firma bir oyun sundu. Büyük bir etkinlik değildi zaten. Bir buçuk saat mi sürdü? Bir saat bile sürmüş olabilir yani. Bir saat civarıydı. Yani Bethesda'nın kendisi mesela Elder Scrolls Online'ın bir paketi çıkıyormuş. Onun reklamını yaptı bildiğiniz. Yani sadece o oyunu oynayanların ilgileneceği bir şey. Forza galiba vardı değil mi? Yani o da belli. Forza Motorsports vardı. Bu daha şey olan. Simülasyon tipi olan, gerçekçi olan vardı. Çok bekleyeni var onun için. Sadece onun için Xbox alan bir sürü insan var. Tabii. Yani biz belki böyle hiç burun kıvırıyoruz ama hani kitlesi olan oyunlar. Evet. Ve son olarak da Arkane'in bizim yani ilgilendiğimiz oyun olan Redfall'la ilgili bu sefer bilgi aldık ve daha detaylı bilgi aldık. Daha önce biraz daha şöyle bir göstermişlerdi. Ne düşünüyorsun ilk izlenimlerin? Ben hani teknik olarak eski olduğunu düşünüyorum oyunun açıkçası, grafik vesaire olarak ama bu tek başına oynayabileceğim olduğunu gerçeğini vurguluyor olmaları beni yakaladılar. Hani biz
Çünkü maksimum seninle bunu co-op oynamaya çalışsak işte Şevket'i de alırız. Muhtemelen haftada bir gün üçümüz denk gelebiliriz. Hani oynayacak vaktimiz olmaz yani diye düşünüyorum. Ama oyunu da çok merak ediyorum. Çok sevdiğim temalar işte karantinaya alınmış şehir, ne bileyim işte vampir. İşte onları avlıyoruz falan. Korktuğum şey de olmadı. Hani sürü şeklinde vampirler gelsin ben hepsini öldüreyim falan. Hani Yok tek tek değil. savaşıyorsun falan. Bir tekniği var, bir taktiği var. Left 4 Dead rip-off'u da değil. Hani Değil. şu birazcık Far Cry'a benzeyecek dediler. Demek ki dedim, ufak ufak etkinlikler olacak. Bu bir gibi olmayacağına eminim. Arkane yetenekli, becerikli bir firma. Hani bunu Deadloop'ta da gördük yakın zamanda. İşte bir sürü güzel örnekleri var yaptığı işlerin. O yüzden Redfall'dan ben oldukça ümitliyim. Keşke daha yakın zamanda gelseydi de Mayıs'a kadar beklemeseydik. Mayıs'ta çıkıyor Evet. oyun. Olsun ya, zaman çabuk geçiyor, gelir Mayıs. Buyurun. Şey, bu arada tabii stealth olayına da önem veren bir firma sonuçta, Evet, ve iş, aslı işleri değil mi? ve Dishonored gibi karakterlerin efsaneler. bayağı değişik özellikleri var. Ondan hani farklı karakter, ben mesela merak ettiğim şey o. Yani değişik karakterler, değişik özellikler. Yani oyunu farklı karakterler seçip yani 3-4 kez mi bitirmemiz gerekiyor, yoksa hani farklı karakterleri dönüştüre dönüştüre, hani mesela seviye atlama neye göre değişecek acaba, her karakter için aynı anda mı puanlı, o tip sorular var benim kafamda. Ben şey gibi olacağını düşünüyorum. Birazcık hani looter shooter'lar gibi bir hikaye olacak. Hani ondan sonrasındaki end game etkinliklerini Destiny gibi. Destiny gibi işte Division gibi karakterimizi oynayacağız. Hani Evet. bilmiyorum. Belki de ben öyle olmasını istiyorum. Belki de o yüzden şu an attım tamamen ama benim aklımdan geçen o. Ben de şeye Gözlemlediğim o benzettim. oldu Yani anlattıkları kadarıyla Dying Light'a benzettim şeyini, formatını. Çünkü orada yani. da yani co-op oynayabiliyordun. Mesela host kimse, onun oyununda ana görevler ilerliyordu. Burada da aynı şey varmış. Yani şeyde o açıdan da güzel açıkçası. Güzel. Yani sonuçta hani şey yapacaksın, ben işte şu görevi yapacağım, hadi yardıma gelin deyip arkadaşlarını çağıracaksın. Hani beraber gireceksiniz. Onda ilerleyeceksiniz. Ondan sonra çıkıp hadi bir de benimkini yapalım falan şeklinde. Şey, tanıdık olduğumuz temalar bunlar. Ama Evet. bir yandan hani muhtemelen hani bilmiyorum, loot olayına pek değinmediler aslında. Ama sonuçta hani en azından XP alacağınız kesin yani. Sonuçta Yani. boşuna yardıma gelmiyorsun yani. Ama ben bilmem. Loot olayı olmasa daha iyi. Ben hiç şeyleri sevmiyorum. Rastgele düşen loot muhabbetlerini falan, ama bilmiyorum. Göreceğiz. Göreceğiz. Az 4 ay var. Az bir şey kaldı aslında baktığında. Evet. Bu 3 ay arada hatta. yani ilk görüntüyü beğenmeyenler de çok yani. Bir vampirlerden sıkıldı mı insanlar bilmiyorum, ama benim hoşuma gitti açıkçası. Ben de beğendim. Ben de beğendim. Bu Yani arada hani bomba olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Hani evet. herkesi yakalayamayacak ama eğlendirecek bir oyun olacağını düşünüyorum. Ve bu arada şeyde de yani Xbox One'da ya da şeyde PlayStation 4'te çıkmıyor, sadece yeni jenerasyonda. O nedenle hani çok şey olmayabilir, hani grafikler, çizim tarzı biraz şey sanki. Evet, şöyle sızıntılar var sistem gereksinimleriyle ilgili. 32 GB RAM recommended önerilen sistemlerde Redfall'da da gözüküyor. Evet. Galiba önümüzdeki dönem içerisinde artık hani yavaş yavaş 16'dan 32'ye standartlaştırmaya başlayacaklar RAM olayında Evet. oyunlarda. Bunun tabii hani ara ara seninle konuşuyoruz. Ayrıca yani PC oyuncular açısından yani çok fazla uzun kalıcı olmayacak gibi elimizdeki makineler. Yani Evet. upgrade'ler gerekiyor, ama Korkutucu. tabii bir yandan ne hani konsollar var sonuçta, yapılan oyunları yani bu şişe gibi düşünürseniz, hani o şişenin ağzı konsollar, yani onlara uygun yapmaları gerekiyor. Çok güzel örnek Ama verdin. hani konsol acaba daha mı sık çıkacak bir sonraki jenerasyon? Hani buradan onu insan kafasında soru işareti oluşturuyor. Valla evet, güzel konuya değindin. Geçen de bir yine söylenti vardı, Twitter'da dolaşıyor. İşte PlayStation 5 Slim ya da Pro olmayacak. Yeni bir nesil PlayStation yapacaklar diye. Bunun PlayStation 6 olacağı bile konuşuluyor. Evet Hani yani zaten 2 yıl milleti yaptı makineler. ürkütmemek için belki 5,5 falan derler hani. Yani evet. Zor günler olacak oyuncular için. Bunu da az çok görüyoruz herhalde. Microsoft tarafından bir konuşma yok ama hani tarafında bir sızıntı, bir söylenti yok ama Sony tarafında böyle bir şey var. Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde netleşir zaten Evet. diye tahmin Şeyde ediyorum. Dead Space incelemesinde de bahsettim. Yani makinenin her kaynağını sonuna kadar kullanıyor oyun. Evet. Ve yani birçok oyun o tarz olacak gibi yakın zamanda. Ve elimdeki makine çok eski değil. Şeye bakıyorum.
karşılaştırmayı izledim birazcık. Yazık yani PlayStation 5'teki Dead Space'in haline ben oyuncular adına para vermiş olsaydım üzülürdüm açıkçası. Yani gördüğün yani, zaman. Evet, gördüğün zaman. Çünkü PC'de ya canım. ben de çok iyi bir makinede oynamıyorum PC'de. Ama yani çok daha iyi görünüyor ve en azından müdahale edip kendime göre bir ayar çekebiliyorum. Evet. Yani eğer umarım ya oyuncu yapımcıların hatasıdır. Yoksa makinenin kapasitesi de dolayısıyla bu yaşandıysa yani sıkıntı büyük. Gerçi Evet. Xbox'ta o kadar kötü görünmüyordu aşağı yukarı yakın Tabii donanımlı. çözünürlükle ilgili bir sıkıntı olmuş. Herhalde patch ile düzeldi galiba ama Umarım. ama zaten Yine de fark var abi. Bununla ilgili yani Xbox Series X ile ilgili değil mi şikayet vardı? Evet, şeyde yapımcı. Hani mesela hani onlar da yani ya, sürekli önümüze geliyor bu tip şikayetler. Şeyde Callisto protokolü de çok ciddi vardı. Hı. İşte Xbox Series X'te mesela ray tracing koyamamış adamlar. Evet. Yani PlayStation 5'te ne kadar var o da ayrı mesele de yani yavaş yavaş hani konsolları kullanamadan yaşını belli etmeye başladılar ilginç şekilde. Evet, Değişik ilginç. günler yaşıyoruz yani. Hakikaten öyle. Başka geçtiğimiz ayki gelişmelere bakarsak The Day Before oyunundan bahsedelim. Özellikle ilk senin dikkatini çekti bu konu. Evet. Geçtiğimiz hafta çok taze yeni bir konu bu. Üst üste böyle bomba gelişmeler olmuş. Önce bir senden dinleyelim. Ben de bugün şey yaptım hani okudum ettim. Benim de bildiğim varsa eklerim seninkine. Tamam. Ben kısaca hemen bildiklerimi anlatayım. Ya ben oyunu böyle bir seneden falan beridir takip ediyorum. Hatta iki sene önce bu herifler bu oyunu bir çıkardılar yapımcılar. Ortaya attılar ondan sonra kayboldular ortadan. Hani şey Division'a benziyor. Evet. İşte benim Division'a oynarken ben hani oyundan sevmediğim yanı abi ben niye burada insanlarla savaşıyorum? Bana uzaylı gönder, yaratık gönder, onları vurayım. Hani atmosfer çok uygun buna falan demiştim. The Day Before'ı gördüğümde de aha adamlar istediğimi yapmışlar. Benim gibi düşünenler var diye sevinmiştim böyle. Sonra bu adamlar kayboldular ortadan. Bu sene, geçtiğimiz sene 2022'de yine bir çıkıverdiler ortaya. Biz evet. Oyunu yapıyoruz diye. Aha. Şimdi de açtılar falan böyle ön sipariş falan. Benim gibi bir sürü insan varmış. Millet abandı ön siparişi. İşte çok fazla istek listesine alındı falan İki, oyun. İkinciymiş. En fazla wish listedilen şey ikinci. Doğru mu? Doğrudur. Doğrudur. Yani, yani bir sürü oyun var orada. İkinci olmak ne demek? Çok ciddi şey yani talep var. Yani. Sonra oyunu Steam'den kaldırdılar. Ortalık karıştı tabii ondan sonra. Neden kaldırıldı diye. Yapımcı açıklama yaptı. Biz oyunun ismini tescil ettirmemiştik. Birisi gelmiş oyunun ismini tescil ettirmiş diye. Tabii. Yani böyle bir amatörlük var mı yani? Tabii bu da insanlarda şunu oluşturdu. Yani dolandırılıyoruz. Oyun yok aslında. Böyle bir video yapılmış. Evet, evet. İşte falan diye. Yapımcıdan da açıklama geldi. Yani biz sizden para falan istemedik. Bir Kickstarter değil bu. Hı-hı. Hani bir şey yok ortada. Neyin şeyindesiniz? Hani evet, ön sipariş de açılmadı. Çıkmaz. Yani çıkmaz ama adamlar bir anda biz ismini kayıt yaptırımı tescil etmemişiz diye 8 ay ertelediler oyunu. Yani. Evet. Bir an çıktılar böyle. Mart'ta oyunu çıkartacağız diye. Sonra yok olmadı abi. Biz Kasım'da çıkartmaya karar verdik diye. Gerçi şimdi hani saydırıyoruz bu adamlara da şu şey var ya Titanfall'u yapan adamların bir free to play FPS'i var. FPS'si var. Neydi ismi? Böyle duvarlarda yürüyorlar falan. O birçok kişinin oynadığı free to play. Evet evet. Hatırlayamadım şimdi ismini. O oyunun da Türkiye'deki isim haklarını Türk bir oyuncu satın almıştı. Yani EA de yapıyor böyle. Böyle hataları. Aynen. Yani işte adamlar uzlaşmaya falan çalışıyormuş. Adam bizim arkadaş da vermiyormuş ismi adamlar. En son EA ile uğraşıyorlardı. Evet süper. Hani oluyor böyle şeyler. Olabiliyormuş demek ki. Koskoca EA yapıyorsa The Day Before'u yapan adamlar yeni bir firma sonuçta. Hani olabilir de. Hani oyunun olmadığı açıkçası birçok insan tarafından kabul edildi. Bir video yapıldı. Bizim önümüze atıldı. Hani oyun yok diye. Bu arada bir parantez açacağım. Küçük. Şu Maymun Kral'ın olduğu Wolong muydu bir oyun vardı. Sol. Evet evet evet. Onun da oyunun olmadığıyla ilgili söylentiler değil var. O ya. Başka neydi ha değildi. Wukong mu? Wukong. Abi çok zor ya yani. İşte bu uzak doğuların kusura bakmayın arkadaşlar. Game Pass'e gelecek birkaç ay sonra. Heh, tamam evet. Bu şey maymunlu olan diyeyim size. Evet, evet. İnsanlı olan değil maymunlu olan oyunun olmadığı söyleniyor. Hı hı. Yani o Çinli firmada da sıkıntılar var. Komik şeyler yaşıyoruz bu arada arkadaşlar. Yani ne kadar doğru tabii bilinmez. Umarım değildir. Çünkü ben çok beğenmiştim o oyunu da. Evet.
Hani The Day Before'la benim bildireceklerim bu kadar. Aslına bakarsanız hani ismini değiştirse daha isabet olur. Hiç güzeldi çünkü The Day Before ismi. Daha orijinal bir şey yapabilirler yani. Çok normal bir evet, şeyle evet, çıkışmış evet. olması. Ama şey yani çok acemice yani inanılmaz, inanılmaz. Yani olacak bir silsile şey. Acı milik silsilesi. Bu arada bence yani oyunda ciddi sorunlar var çünkü hani başka bir yerde de dinledim. Hani bu tarz telif hakkı ile ilgili problemler birkaç ayda çözümlenir. 8-9 ay ertelenmez. Bu demek ki yani oyunda ya teknik ciddi sıkıntılar var. Bir yandan biri de tweet atmış yani firmadan. Ben de emin değilim oyunun var olup olmadığını. Hani dalga Oo, geçerdim çok ama fenaymış. Çok böyle bir şey fenaymış. gelince hakikaten hani göreceğiz. Yıl sonuna doğru böyle bir oyun çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu arada ben hani oyuna ilgi duyuyordum. Sonradan biraz o videoları seyredince birazcık azaldı. Çünkü hani benim pek yakın olamadığım şu kuralım işte ev kuralım işte çiftlik kuralım bir Ha, şeyler o yapalım. olaylar var. Evet survival olayları varmış. O yüzden ben biraz uzaklaşmıştım oyundan. Artık hani iyice uzaklaştım. Bakalım belki hatırlarsak yıl sonuna bakarız diyorum. Bakarız aynen. Bu da yani ilginç bir Evet gelişmeydi. evet bayağı güldük. Ardından Blizzard firması zaten hani konuşuluyormuş sürekli. Çin'den resmen çıktı. Çin pazarından. Bu Activision herhalde Blizzard. şu Huawei olaylarına falan benzettim. Herhalde öyle bir şeyler var burada da. Bilgi mi sızdırdığını düşünüyorlar Amerikalılar artık ne yapıyorlar? Bilemem. Detayını okumadım ama anladığım kadarıyla hani Blizzard'ın acemiliği yine burada söz konusuymuş. Burada tabii yani Nereden nereye? bahsettiğimiz Blizzard'ın çıkması çok önemli bir olay. Çünkü Blizzard'ın altında sürekli dediğimiz yine hani oynattıran oyunlar var. Bunlar herhalde en büyük World of Warcraft olsa gerek. Kart oyunu sevenler için de Hearthstone var. Bunun dışında da bir şeyler Bunlar olabilir. para basan Evet. oyunlar. Ne Yıllardır bileyim para basan. Diablo Immortal falan hani bunlar hep sürekli hani oynanan Abi oyunlar yani. inanılmaz paralar kazandırıyor. Evet. Evet. Bayağı tepki almış yani Çin halkından. İnsanlar kızmış. Hatta bir tane bir karakterin heykelini indirirken aşağı video izledim. Yani, bu arada heykelini kuracak kadar da seviliyor. Hani onu da belirtelim. Bayağı ciddi problem yani. Blizzard zaten sıkıntılı bir firma kaç zamandır. Yine bir ekstra leke daha sürünmüş oldu firmanın üzerine. Tabii Maalesef. yani oyuncular VPN üzerinden oynamaya devam edebilirler ama sonuçta eski rahatlık olmayacaktır yani. Herkes de VPN yapıp da şey yapmak zorunda değil ama Çinliler alışık olabilir buna. Tamamen sansür şey olduğu için adamların olayı. Doğru. Bizim gibi değil adamlar. Daha şey Yani hazırlıklı olabilirler bu duruma evet yani. biz de hazırlıklı olsak iyi olur belli olmaz bizde de ne olacak. Ne yazık ki. Kalista'dan demin bahsettik ama bu geçtiğimiz ay boyunca sürekli vurgun yemeye devam etti. En son bir önceki podcast'te galiba hani çalışanları hani şey yapmadıklarını hani kredilerde isminin çıkmadığını söylemiştim. Onun Evet. haricinde de bu Koreli firma bunların esas hani altında çalıştıkları o da bayağı bir bekledikleri satışın çok altındaymış. Hani firma açısından sıkıntı oluyormuş. Özetle hani bayağı yüzüne gözüne bulaştırmış durumdalar. Bir de Dead Space'in de başarılı olmasıyla yani o Glenn Schofield ve ekibinin içinde olmak istemezdim şu an. Eminim Muhtemelen moraller sokağa bozuktur. çıkamıyorlardır şu an. Moraller bozuktur yani. Bir daha kimse oyunun yönetimi vermez adama muhtemelen yani. Yani işte Ama tabii arkasından ne döndü bilmiyoruz. Hani biraz evvel konuştuğumuz gibi oyun bayağı bir sene önce çıkmış. Kim zorladı acaba bir sene önce çıksın diye. Yani bu benim uzaktan bakarak söylediğim oyun bitmemiş bir oyun. çok çok net yani en az bir senesi var. Hani böyle 2-3 ay Yani değil. bir combat koysaydınız be abi bir şey yapsaydık yani bir oynadığımızı hissetseydik Evet, gülmek evet, evet. dışında. Bir yandan geçtiğimiz ayda yine oyun dünyası açısından önemli. Tabii efsane bir Last of Us oyununun dizisi başladı HBO'da. Bununla ilgili zaten hani oyunla ilgili diye ben de yani bir dizi inceleme tarzı seriyi başlattım. İlk iki bölümünü inceledim ama herhalde daha sonraki bölümleri daha seyrek böyle bir iki video koyacağım. Ona da ilgi oldu. Teşekkür ederim hani izleyicilere. Tabii ki expert değilim hani bu konuda. Kendi hani görüşümü bildiriyorum oyunu oynamış bir kişi olarak ama zaten ikinci sezona geçince çok fazla bir şey diyemeyeceğim çünkü ikinci oyunu oynamadım hani bilsem de. Bu arada onu da açıkladılar. İlk sezon birinci oyun, ikinci sezon ikinci oyun olacakmış. Burada da tabii eğer oynamadıysanız hani ikinci oyunu hani burada kapatın çünkü spoiler vereceğiz. Yani ana karakterin ölmesi falan çok çok büyük. Ya değiştirmeleri lazım yani ikinci sezonu yani. Evet. Yani nasıl yürütecekler? Çok ciddi bir de yıldız yani baştaki adam.
Yani diziyi birçok oyunla alakası olmayan kişiyi çekecek oyuncu olduğunu söyleyebiliriz Evet. aslında Pedro Pascal'ın. Evet. İkinci olarak da şey yani kaç yıl sonra geçiyor? 6 yıl sonra falan galiba ilk oyundan. Şeyi de aktrisi de değiştirmeleri lazım. Bella Ramsey'de. Evet. İsabetli karar olur. Sen çok Olacağını. sevmedin zaten. Yok, sevmedim. İdare Sevmedim. ediyor ama tabii Ellie'ye alışmışız yani onun tabii sempatikliği Evet. yok öyle Evet. diyeyim. O çok sempatik bir kızdı. Bu da tam antipatik, tam tersi yani. Eli bana hani galiba tiplerden de kaynaklı. Elinin yaptıkları hiç batmamıştı. Bu kızın o büyümüş de küçülmüş hali beni inanılmaz rahatsız ediyor dizide mesela. Evet. Oyunda Yani. da öyleydi ama bu kadar değildi herhalde. Burada hani biraz daha doğrusu oyunda biraz Ben de yaşlanmış olabilirim ama. 10 sene, 10 sene önce bir şey evet. bilemiyorum yani. Biraz hani Tahammülüm düşük de karakter olabilir. gelişimi vardı. Bu sanki mesela hani oyunun sonlarına doğru Ellie gibi. Öyle Güzel, diyeyim. güzel dedin. Evet. Yani hani bir anda böyle hani kendini ispat etmiş. Hani çok böyle aşırı güvenli şekilde başladı yani diziye. Öyle Evet. diyeyim. Yani ufak tefek şeyler var ama onun haricinde yani şey sadakat hani 3. bölüme kadar en azından bayağı yüksek seviyedeydi hani oyuna sadık kalmışlar falan hani birçok Kesinlikle. sahne sahne gidiyor ama tabii çok ciddi 3. bölümde değişim oldu ama gerçi hani ben şey özellikle yani 3. daha doğrusu hani o Bill'in yönettiği kasaba ile ilgili çok güzel aksiyon sahneleri vardı. Onların hepsi gitti yani. Düşünürsek hani keşke hani biraz daha şey yapsalarmış yani hani onun yerine hani iki kişinin ilişkisini ve bu arada hani güzel çekimler oyunculuk falan ona bir şey demiyorum hani kafalarında bir proje varmış herhalde hadi bununla ilgili bir hikaye çekelim hani dizinin içine Evet. koyalım gibi yani problem burada hani Ellie ile Joel'ın ilişkisini hiçbir şekilde ilerletmedi bu bölüm Yoktu zaten yani. Evet. yani dizi onu ilerletmesi gerekiyor. Yani yavaş yavaş hani karşılıklı güven gelişecek edecek. Yani bir Biraz filler bölümü gibi olmuş evet. diyebilirim. Fazla. İşte hani burada Fazla. üzüldüğümüz şey güzel bir kısmıydı oyunun bu. Bilmem ne kadar hatırlıyorsun ama Bill iğrenç bir karakterdi. Burada mesela sempatik gösterdiler adamı. Çok Yani hatırlamıyorum. düşündüğün zaman hani yazık falan diyorsun. Ya Selim şöyle söyleyeyim. Ben hani diziyi seyrediyorum ama oyunu oynayalı işte ne zaman çıkmıştı? 10 sene oldu galiba değil mi? 2013 müydü Olmuştur. çıktığında? Neredeyse 10 sene oldu. Ben PlayStation 4 versiyonu oynamadım. Araya koca bir jenerasyon girdi. Evet. PC'de çıktığı zaman bir denemeyi düşünüyorum açıkçası. Hani, merak etmiyor değilim. Benim için birçok açıdan yeni bir tecrübe olacak ama diziyi seyrettikten sonraki bıraktığı ağzındaki tatla doğru orantılı olacaktır deneme isteğim gibi geliyor. Bakalım. Şimdi daha önümüzdeki bölümlerde gene böyle bir takım encounter'lar var hani kafamda. Mesela bir şey vardı. Bir baba ve oğlu. Evet. Hatırlarsan onun Hatırlıyorum onu. çok çok Hatırlıyorum. güzeldi oraları Çok falan. çarpıcıydı evet. Bakalım aynı şey yapacaklar mı yoksa yine değiştirmeye ihtiyacı duyacaklar mı bilemiyorum. Göreceğiz. Bu değişikliklerde tabii insanlar otomatikman Neil Druckmann'ı suçluyorlar. Her ne kadar oyunun şeyi olsa da hani başındaki kişi. Çünkü hani 1 ve 2'deki hani tamamen anlayış ve hani şey çok farklı firmanın. 2'de tamamen farklı bir yöne bir takım şeyler ispatlamaya çalıştılar. Orada da Neil Evet, maalesef. Druckmann'ın çok büyük şeyi var hani rolü. O nedenle kimse şey güvenmiyor o, o kişiye. Birinci oyunla ikinci oyunun arasında ben dünya değişti diyorum. Evet. Oyunlar ona, oyunda ona Sadece değil. oldu. Evet, buraya kadar yani şey yapmış olduk bir geçtiğimiz ayı değerlendirmiş olduk. Ufak ufak da olsa bayağı yine olay olmuş oyun dünyasında. Evet. Şubat ayında bizi neler bekliyor? Burada şey tabii çok daha fazla uzamasın diye videomuz. Şu gün şu çıkıyor şu fiyata gibi bilgileri ben bunu ayrı video çekeceğim. Bu videoyu izledikten 1-2 gün sonra onu izleyebilirsiniz. Burada şöyle bir önemli oyunlardan hızlıca bahsedelim. Şubat ayında ne bekliyoruz diye. Fena değil aslında Şubat ayı. Çok güzel, çok güzel. Ben memnunum Şubat ayına. Ocağı da sevmiştim açıkçası Dead Space sayesinde. Şubat'tan aşırı memnunum yani. 10 Şubat'ta yani yakın bir zamanda Hogwarts Legacy geliyor. Ve yani şu fiyat çılgınlığında şu an bakıyorum 700 liraya satılıyor. PC'de tabii PlayStation'da falan daha pahalı. Makul geliyor. Evet, Maalesef. evet, Maalesef makul 700 geliyor. biraz evvel 700 liraya ikimiz de makul dedik. İnanamıyorum buna. Evet. Yani çok 6 ay önce olsa gülerdim, kahkaha atardım 700 mi 6 ay önce diye. biliyorsun 1000 küsürden açıklandıydı da ondan sonra Evet. indirdiler falan bayağı olay Doğru, olmuştu. evet. Şey, Epic bir ön siparişi kapatmıştı Tabii falan kapattı Türkiye'ye. yani. Bir ton komplo teorisi havada uçuş.
Evet, aynen. Ben de bekliyorum. Ve güzel de gözüküyor. Bir yandan işte az önce bahsettiğimiz olaylar paralel olarak Hogwarts Legacy'ye de J.K. Rowling'in demeçleri yüzünden tepki var. O da çok enteresan. Hani oyuncuların, yani oyun firmasının ne alakası var yani? Yani Değil mi? çok çok ilginç olaylar oluyor dünyada. Bilmiyorum, göreceğiz yani. Hani şey, açıklama gereği falan duyuyorlar, bir takım gereksiz şeyler yani, işte her cinsiyetten karakter yapabileceksiniz bilmem ne falan. Hani bunları söylemeye gerek olmaması lazım ama dönem artık bunları gerektiriyor anladığımız kadarıyla. Maalesef, maalesef. Her neyse, ama şey yani, bu arada Factorial Life, sen de bahsetmiştim, şeyini almış herhalde Hı. bayağı bir oyunun içinde. Şimdiden wikilerini falan filan hazırlamış. Bayağı iddialı bir şekilde geliyorlar. Yakında hani muhtemelen bu hafta içinde göreceğiz yani daha fazla bilgi oyunla ilgili. Extra Life şey hani bir ucundan bulaştıysa boşuna bulaşmamıştır. Ben ondan sonra oyuna karşı umudum arttı açıkçası Evet Hogwarts yani Legacy'ye karşı. role playing oyunlar deyince yani o adam ve ekibi hani hakikaten güzel iş Büyük peşinde yani. emekçiler, evet, büyük emek veriyorlar gerçekten. Yani Aynen. Elden Ring'i bize bambaşka bir keyifle oynamamızı sağlayan Factorial Kesinlikle. Life'tı yani. Benim bir numaralı kaynağım yani Elden Ring'de. Yani yanıma bilgisayarımı aç. O zaman Xbox'ta oynuyordum. Bir yandan oraya bakıp işte bir yandan oyunu oynuyordum. Beni bir böyle turist rehberi gibi bir uçtan bir uca götürmüştü Tabii. gerçekten. Sağ olsunlar. Aynen. Peki şey, ne diyorsun? Şubat ortasında da Returnal PC'ye geliyor. Ne diyorsun teknik özelliklerine? Korkutucu abi. Eğer umarım bir dil sürçmesidir. Yanlışlık vardır Yani evet, diyorsun. ya bir yanlışlık vardır. Ciddi ihtiyaçlar açıkladılar. Çok güzel oyun Returnal. Yani açıklaması şey grafiksel teknik olarak çok güzel. İşte çok hızlı. Bence bu şeyin tepesi. Roguelike oyunların tepesi Returnal gerçekten yapım olarak da ciddi para harcamış zaten. Housemarque çok iyi bir firma. İşte eski Kesinlikle. oyunlarındaki küçük ayrıntıları gelmiş yeni oyununa taşımış. İlk defa o ölüp kalkma olayı bir anlam bulmuş bence güzel bir şekilde Returnal'da. O kadının gezegende sıkışıp kalması ve her uyandığında işte geçmişiyle ilgili bir şeyler öğreniyor olması ve kendi daha önceki benliklerini görüyor olması yani müthiş, harika yani. Ben çok başarılı bir oyun ama bir an o kadar da açıkladıkları PC gereksinimleri sıkıntılı. Çünkü PlayStation oyunlarını yapan firmalar hep port açısından çok iyiydi PC'ye çıkarırken. Yani hepsi çok iyi şekilde çalıştılar. İşte God of War olsun, Days Gone olsun, Spider-Man olsun hiç şikayet olmamıştı. Ve çok büyük sistem gereksinimleri de yoktu. Returnal ilk Next Gen tecrübesi olacak PC'cilerin aslında baktığınız zaman. Ve bu kadar sistem açıklıyor olmaları ürkütücü. Yani Evet. bakalım Burada hani çıktığı gün göreceğiz. ilginç olan konulardan bir tanesi, hani bu sonuçta PlayStation 5'te yaklaşık 2 yıl önce çıktı. Evet, Hani evet. İlk oyunlardan biri. ilk yani yeni jenerasyon oyunlardan bir tanesi. Niye bu kadar yüksek yani? RAM'di, grafik kartıydı, bilmem neydi. Hani PlayStation 5'in belli çünkü şeyi, hani donanımı. Ya inanılmaz optimizasyon yapmışlar PlayStation 5 için, PC'ye beceremediler bunu. Ya da belki PlayStation 5'te olmayan bir sürü şey eklendi. Görsel olarak. Göreceğiz. Yani çıkışını bekliyoruz. Bir de şey çok kısa sürede açıklayıp çok kısa sürede Evet. yayınlıyorlar. Hani 2 ay önce bile değil galiba açıklamaları. Hemen çıkartıyorlar. Ama çıkışı görmekten başka bir şeyimiz yok şu an. Hani Evet. bakalım ne çıkacak. Ama yani açıklananlar gerçekten hani 1080 P 60 FPS oynatmak için bile ciddi bir makine görünüyor. Yani bir çıksın Evet. da YouTube bir yıkılacak diye düşünüyorum açıkçası testlerden yani. Foundry'nin şeyini beklemek lazım, Evet, incelemesini. evet. Ardından şey, bu Electronic Arts Play Pro şeyini işte aldık yani ikimiz de. Ben şöyle bir baktım neler çıkıyormuş. Yani bir baktım Wild Hearts diye bir oyun çıkıyor şeyde, ay ortasında yine 17 Şubat'ta. O da anladığım kadarıyla Electronic Arts'ın Monster Evet, Hunter'ı. birazcık da ben kazanayım dedi. Herhalde. Bilemiyorum ne kadar ilgimizi çekecek ama büyükçe bir prodüksiyon ve eski jenerasyonlara çıkmıyor. Sadece yeni jenerasyonlara çıkmakta. Gereksinimleri onun da fena değil. Yüksek gözüküyor. Ona da Evet. şöyle bir göz atmakta. Yani şu an şöyle diyeyim, hani nasıl olsa üye olduk. O nedenle bir bakacağım ben. Ben de bakarım Yani muhtemelen yani o kadar bu şey kanalda yaptım. da bir inceleme demesek de en azından görüşlerimi belirtirim, ama Monster Hunter tecrübemiz yok. Orada biz patlıyoruz. Evet. Yani bunu esas hani Monster Hunter oynayan kişilerden duymak lazım. Aa işte ona göre şöyle böyle Daha iyi falan diye. değerlendirecektir Kesinlikle. muhtemelen. Kesinlikle.
Ve son olarak da Atomic Heart oyunu Game Pass'e geliyor. Tüm platformlarda çıkmakta. Bu da uzun yıllar üzerinde çalışılan bir oyundu. Game Pass'te olması sürpriz aslında, bedava verilmesi. Yani. Rus muydu, Ukraynalı mıydı firma? Rus. Bunlar Rus. İlk gösterdikleri hani bana şeyi andırıyor. BioShock Infinite'i biraz andırmakta. Karakter ve sanki hikayenin gelişimi Wolfenstein'ın en son şeyini andırmakta. Bugün bir video çıktı, izledin mi? Evet, izledim. Ondan sonra Wolfenstein'a benzettim. Evet. Ama beklediğinden daha para harcanmış, daha kaliteli bir yapım gibi göründü öyle bugün bana izlediğim video. Öyle görünüyor ama 2A oyun yani 3A değil. Evet. O nedenle hani High on Life tarzı olabilir belki. Gerçi uzunluk da az değildi. 20 küsur saat falan dedik galiba. Evet, 20-25 saat civarında sürecekti de. Ve şey ama hani patlamasın diye dua ettiğim oyunlardan bir tanesi açıkçası. Ben de yani çok istiyorum başarılı olmasını. Orada da yine şey var, ikili konuşma. Dikkat ettin mi? Adamın sol elinde bir tane bir şey var. Ya yapay zeka bir şey yani, var. Evet. Çünkü yani onlarla bir takım güçler elde ediyor. O da konuşuyormuş karakterimizde. Yani dediğim gibi trend bu artık. Saçma sapan bir şeyle konuşarak ilerleyen karakterler. Bu silah olabilir. Kolundan çıkan. Ama trailer'da hiç konuşmuyor. Sadece bizim adamın konuşmasını duyduk. Belki de yazıyla mı? Bilemem, göreceğiz. Ya da belki de ses kayıtlarını sonra yaptılar, trailer'a koyamadılar. O da ama Microsoft'a teşekkür etmek lazım. En azından kesin deneyeceğiz yani. Evet, yani bunu deneyebileceğiz ve bayağı da takipçisi var Atomic Heart'ı. Merakla bekleyen kişi internette. Basitman işte söylemler de var. Hani bu Ruslar işte Batılılar hakkında bilgi toplamak için oyunu kullanacak falan yok diye. Artık ya. Yani artık Allah şey akıl fikir versin diyorum. Yani buraya kadar gelmesin artık. Hani buralarda ayrılalım o politik, o siyasi işlerden değil mi? Oyun dünyasında. Evet. En azından yeteri kadar uğraşıyoruz, hayatımızı etkiliyor zaten. En azından burada böyle söylenmelerle, böyle şikayetlerle uğraşmayalım. Neyse, bu kadar yeter. Evet. Bunun dışında tabii çeşitli 2A ya da indie oyunları var. Bunu bir sonraki videomda size detaylı olarak vereceğim. Nereden, kaç fiyata alabilirsiniz, neler çıkıyor, hangi tarihlerde. Daha fazla uzatmamak için burada ana hatlarıyla konuştuk. Özetle yani Şubat ayı Hogwarts Legacy damga vuracak gözüküyor. En büyük oyun o. Bakalım hani ülkemizden de ne kadar oynayan olacak, göreceğiz. Ben alıp almama konusunda şu an kararsızım. Bakalım önümüzdeki günlerde kararımı vereceğim. Biraz bir şeyler ortaya çıksın. Şimdi son dönemde her şey sorunlu çıkıyor. İşte bozuk çıkıyor, bir şey çıkıyor. Bir çıksın bakalım. Muhtemelen zaten güzelse koşa koşa hepimiz alırız yani, parasına bakmadan diye tahmin ediyorum. Yani bu tabii şey değilim hani o kadar büyük bir kanal değil sonuçta bu, ama yine de arada inceleme kodları geliyor, ama Hogwarts Legacy için gelmedi. Çünkü böyle bu tip oyunlarda henüz kod yollanan bir yeteri kadar izlemeye sahip değiliz. Burada işte bizi takip eden izleyicilerimizden destek bekliyoruz, sağ olsunlar da destek veriyorlar. Geçtiğimiz ay 250 tane abone eklendi. 2 ay önce daha hani 1500 iyi oldu falan derken şu an 1900'e çıkmış durumda. Yani muhtemelen hani önümüzdeki ayda inşallah 2000 aboneye bulacağız. Çok teşekkürler ilginiz için. Teşekkürler. Sayenizde biz de heves gelip bu tip videolar kaydediyoruz. Elbette hani Elden Ring ağırlıklı şeylerimiz, izleyeceğimiz, onları da memnun etmek için arada videolar çekiyorum, anketler vesaireler falan. Bayağı da katılım var, sağ olun tekrar. Bizden bu kadar. Kusura bakmayın, canlı yapamadık bunu, ama başından sonuna kadar oturup dinlemişseniz, gerçi arada kapatıp gidip kahvenizi alma falan şansı var bu videoda ama yine de hani böyle bir saat ayırmışsınız bize, çok çok mutlu olduk, öyle diyeyim. Çok teşekkürler. Kesinlikle. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizden bu kadar. Önümüzdeki ay yine benzer şekilde bir videomuz olacak, ama arada böyle belli konular olursa yine Serdar'la beraber böyle ufak tartışmalar yapabiliriz. Belki bir acaba Callisto Dead Space karşılaştırması mı yapsak? Olabilir, olabilir. Bir bitirelim Dead Space'i. Dead Space'i ikisini de bitirdikten sonra. Aynen. Evet. Çarpıştıralım. Aynen. Bir clash yaptıralım. Evet. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Teşekkürler arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.